Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle teşekkür ederim. Köyde olduğum için zor şartlarda video çekiyorum. Özellikle dün sabah attığım video. Baya arka fonda bir fan sesini duymuşsunuzdur. Yani o şekilde ısınıp çekiyordum ama sizler çok şükür ki benim takipçim olarak, iyi insanlar olarak bundan serzeniz, serzenişte bulunmayıp buna katlandınız. Ben de o yüzden bu videoda sizlere teşekkürle başlayayım dedim. Zira Türkiye Kupası Çeyrek Final'de kura çekimi 24 Ocak Salı günü saat 14'te yapılacak. Şimdi merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Hani niye Salı günü? Niye 24 Ocak? Hani bir şeyleri ligde dizayn edip de ulan... Madem ligde bu oldu o zaman bunu da Türkiye Kupası'nda şunu şundan mı eşleştirelim diyeceksiniz. Amaç ne? Niye salı günü? Perşembe son maçlar oynandı. Cuma günü olması gerekiyor. Ve çeyrek final müsabakaları 28 Şubat 1 Mart 2 Mart'ta. Yarı final birinci maçları 4, 5, 6 Nisan. Yarı final ikinci maçları 25, 26, 27 Nisan'da oynanacak. Finalde muhtemelen Mayıs'ın ikinci haftasında falan. Yani çeyrek finalde anladığım kadarıyla bir maç üzerinden. Yani en azından çeyrek final bari şey olsaydı ama neresinden bakarsanız bakın Türk futbolu arkadaşlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 6 aylık finansal tabloları açıkladı. Arkadaşlar ben dün bunu konuşacaktım ama fırsat bulamadım. Bir şey söyleyeyim mi size? Size tuhaf gelmiyor mu bazı şeyler? Fenerbahçe 277.652.551 TL kar açıkladı. Sadece milyon kısmını söyleyeyim. 277 milyon çar. Galatasaray 250 milyon zarar. Beşiktaş 52 milyon zarar. Ve Beşiktaş genel yönetim finansal giderlerini düşürmeyi başardı diye de övünüyorlar. Satış maliyeti 518 milyon 679 bin falan filan. 518 milyondan 734 milyona çıkınca Beşiktaş zarar etti diyor. Satışın maliyeti demek ki yani alınan o yıldız atlı futbolcular Beşiktaş'ı mahvetmiş. Trabzonspor ise borsaya yaptığı bildirime hani rapor için ek süre istemiş. Hepsi zarar ediyor. 6 aylık süreçte Fenerbahçe kar elde ediyor. Bakın. Haziran Kasım arası bu. Ha Haziran Kasım 2022. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani 6 ayda 277 kar. Bu yıllık bazda yaklaşık 500 milyon lira kar yapıyor. Hocam bu dönemde transferler. Transferin bu dönemde hani sadece gideni var, e, gelen de var. Bir o kadar da geleni harcadı Fenerbahçe ya Çok enteresan değil mi arkadaşlar Bence çok çok enteresan Şimdi Fenerbahçe Enteresan işlerin peşinde arkadaşlar Mesela Şunu söyleyeyim e, Osay Samuel e Premier Lig'den bir talip Daha diye bir haber var Arkadaşlar bakın dünkü Videoya teşekkürden dolayı söylüyorum Osay Samuel'e Resmi hiçbir talep yok Varsa da Çok düşük yani varsa da şöyle söyleyeyim asla bu fiyata göndermeyin diyeceğiniz Fiyattan Bana sorsanız 7 milyon euro teklif gelirse satarım. Sonraki satıştan da %15 pay maddesini eklerim. Kaça satarsan sat diye. Kar. Adam 15'e sattı. %15'i 2,25. 7'ye de sattı. 9,25. Bitti. Diyor ki Premier Lig'den bir takım daha talip oldu diyor. Hangi takımmış merak ettim. Geçenlerde de bir takım talip olmuştu. Crystal Palace istemişti diyor. Şimdi bu sezonki istatistiğini pek sergileyemedi ama İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti. Jesus'un takımda istemediği oyuncular arasında yer alan... Bak bu da yanlış. İstemediği oyuncular değil. Birinci sırada kullanma, kullanmadığı isim 11 milyon euroluk teklif yapmış Crystal Palace. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Eğer böyle bir, eşe, e, böyle bir takım varsa anında satın. Arkadaşlar bakın benim ne kadar futbolcu bedelinden anladığımı biliyorsunuz. 11 milyon euroya satarım. 7'ye satarım. 8'e satarım. Atilla Salayi kaça gitse iyi? 15-20. Son maçlardaki Atilla Salayi 7'ye satarsanız kar. Son maçlardaki Salayi. Avrupa Birliği falan filan Avrupa'daki çıtası 12'ye satarsanız kar ötesi kar. İsterseniz beni takip etmeyin. isterseniz edin. Siz bilirsiniz ama doğruya doğru. Son maçlardaki Altay bayındırı 5'e satarsanız kar. Son maçlardaki Altay bayındırı. Hocam sen ama şey diyorsun, "E futbolcuları eleştirmeyin, destekleyin." diyorsun. Futbolcuları küfürlü, hakaretli ve süre gelen tekrar 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 aynı şeyleri hadi iyi bir şey bile yapsa eski gidip de oradan eleştirmenize kızıyorum ben. Yoksa son zamanlardaki Altay performansı malum. Şimdi Nottingham Forest talip olmuş. Önümüzdeki günlerde bir araya gelecekmiş. Yönetim kolaylık sağlayacaklarmış. Fenerbahçe yönetimi kolaylık sağlayacakmış. Bu sezon Süper Lig'de 15 maçta görev aldı. Gol ya da asist yok. Enteresan. Fenerbahçe Galatasaraylı kaleciyi istiyor. Bak bu haberin açılışı da yanlış. Fenerbahçe Galatasaray'ın eski kalecisini istiyor demek lazım. Transfer çalışmasını sürdüren Fenerbahçe Inaki Pena'yı gündemine almış. Altay Mayındır'ın istikrarsız performansı nedeniyle kalede rekabeti sağlayacak. Bir takviye için kolları sıvadı. İlk aday Paris Saint Germain'li Keylor Navas olmasına rağmen Al Nasr'ın cömert bir teklifle devreye girmesi işi zora soktu. Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Navas da yalan, Pena da yalan, var biraz da sen o yalan. Kiralık gelebilir yapılan haberde Barcelona'nın 23 yaşındaki kalecinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi 2026'ya kadar uzatıp sonra kiralamak istediği falan filan. Ben size bu haberin kaynağını söyleyeyim. Ahmet Ercanlar. Harbi söylüyorum Ahmet Ercanlar. Hocam Ahmet Ercanlar'a düşman mı olduk? Ya çükelim mi üstüne bir şey mi yapalım? Arkadaşlar. Ahmet Ercanlar katılmış olduğu bir canlı yayında yanlış hatırlamıyorsam dedi ki. Ben yeni yayında olsam penay alırım dedi mesela. Niye niye alırsın? Niye edersin? Ya Altay Bayındır tamam formdan düştü. De ki Altay'ın formunu yükseltirim. Ya etmeyin elime. Bak bu haber yalan bir haber. Yalan haber arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha, Selahattin Baki de benzerini söylemedim zaten. Hani beni boş verin. Geçin. Hayal satanlara inanmayın. Fenerbahçe'ye sol bek Olaza. Olaza. Olaza inşallah. Fenerbahçe Real forması giyen Lucas Olaza ile ilgilendiği öne sürülmüş. Kim tarafından? Topere Samet'e kaydını aldı biliyoruz. Takviye yapıldı biliyoruz. Sol birini almak istiyor Fenerbahçe biliyoruz. Teknik direktörü Jesus biliyoruz. İlk plan kiralama 28 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibine henüz bir teklif sunmamış. Ancak Fenerbahçe Uruguaylı futbolcu için kiralamak istiyormuş. Sözleşmesi devam ediyor. Sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Bu sezon 9 maçta sahaya çıktı. Arkadaşlar futbolcuyu inanın bilmiyorum. Hani sen de amma cahilmişsin lan nasıl bilmiyorsun? İsa'dan bir de video çekiyorsun. Ya arkadaşlar bilmek zorunda mıyım? Gözünüzü seveyim. 2,5 milyon euro piyasa değeri diyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Eğer kiralık alınacaksa Premier Lig'de bir sürü sol bek var. Kullanmadıkları araştırın. Ya futbol bilgisini boş verin. Boş verin futbol bilginizi. Sadece araştırın bakın. Of of of. Of of of. Duyum geldi de. Of of of. Neyse arkadaşlar Lukas Olaza falan filan palavra. Buna da inanmıyoruz. Ya hocam sen de hep palavra diyorsun. Allah aşkına biz seni takip ediyoruz. Bize dörek dürüst duyumlar ver. Ne yapayım arkadaşım? Ya takipçi sayım artsın diye birileri gibi palavra mı sıkayım? Takipçi sayım artsın diye birileri gibi insanların duygularıyla mı oynayayım? Yani bilmiyorum ben beni dürüst olduğum için duyumlarımdan bazısı çıkmasa da gerçekleşmese bile dürüst olduğum için takip ettiğinizi düşünüyorum ve size benden kocaman bir kalp size beğeni atıyorum. Size abone oluyorum. Siz de olabilirsiniz yani. Serdar Aziz için çarpıcı iddia tecrübeli stoperimiz Serdar Aziz'in Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almaması ortalığı ayağa kaldırdı. Şimdi ilginç bir iddia ortaya atılmış takvim gazetesinin haberine göre Gaziantep depresmanda da e, Samet Akaydın yerine oynatıldı. Jesus ve teknik ekibe karşı tavır yapmış. Ve Jesus da yaptığı tavırdan dolayı Çaykur Rize maçının kadrosunu almamış. Önümüzdeki günlerde ortalık karışacakmış. Ve siz de bu takvim gazetesini okumayı sürdürüp Fenerbahçe düşmanlığını tetikleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela takvim gazetesine ben bir şey sormak istiyorum. Galatasaray'a 30 santimlik şok. Böyle bir haber girsenize. Çünkü Galatasaray'a 30 santim. Ne 30 santim? 60 santimlik şok Galatasaray'a. Hocam sapık sapık konuşma. Ne 60 santimi? Torrent Galatasaray'a açtığı 2.8 milyon euroluk tazminatı kazandı. Haberiniz var mı? 1. 1. Bak 1. 1. Bak 1 bu. 2. Yones Belhan'da da Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı. 1.8 milyon euro tazminat alarak kulüpten uzaklaştı. Ajanspor'una Spor'un haberi. Net %100 bunlar. Benim bunlar benim duyumum değil. Bunlar benim duyumum değil. Bu arada Kasımpaşa Başakşehir'e 3-1 yenildi. Oh iyi olmuş. İnşallah Kasımpaşa düşersin. Sezonun başında Ertuğrul Taşkıran için bizden 2,5 milyon euro isteyen Kasımpaşa İnşallah düşersin ki biz çok güzel de bir e, şeyde bulunmuştuk. Takas teklifinde. Olmadı. Gerçi Fenerbahçe taraftarı Mudrik hatırlıyor musunuz? Ben bunu videosunu çektim. Dedim ki bak alınması muhtemel şey alınması gereken isimlerden biri. Müthiş bir isim. Etmeyin eylemeyin alalım. Ya bula bula bu çöpü mü buldun? Herif 100 milyon euroya falan gitti ha. Çöp dedikleri. Ya, çok biliyor arkadaşlar. Bu arada Kasımpaşa'nın golünü de 16 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan açmış. Yolu açık olsun. Çok futboluna inşallah. Güzel isimler e, kazandırırlar. Selçuk İnan Emre Belezoğlu. Eşleşmesin Emre Belezoğlu. Şimdi bir konuda daha bir şey belirteceğim. Bak Galatasaray'a iki tane şok. Hah, bunu hiç haber yaptılar mı? 4 milyon euro gitti bak kasalarından. Hiç haber yaptılar mı? Icardi için birisi diyor ki 5 milyon euro net Galatasaray'dan yıllık ücreti. Vergilerle 7 diyor. Hiç bunu duydunuz mu? Duymazsınız. Niye? Milletin derdi Fener olmuş. Fener zamanında Ahmet Ercanlar Abu Bakar transferini Jesus istemedi. Hacı Rayt'ı çok beğendiğini yönetime iletti. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlarım isterseniz benden nefret edin. Umrumda değil. Ama elinizi vicdanınıza koyun. Süleyman Seba ruhu diyorsunuz. Tuz ruhu bile yok sizde. Süleyman Seba duruşu diyorsunuz. Hani manken duruşu bile. Cansız manken ee, Vaha Küçük Arslan mıydı? Onun duruşu bile yok sizde. Bak niye yok biliyor musunuz? İsterseniz kızın bana. Sonra diyorsunuz ki Mustafa Hocam sen de bize yükleniyorsun. Ya sizi yüzüstü bırakan, kaçıp giden kaçıp giden Abu Bakar'a servet ödediniz. Farkında mısınız? Bak başka takımlar beni alakadar etmez ama bu aptallık. Bu büyük aptallık. Üyeler biliyor, aboneler biliyor. Abu Bakar bize geldi. Menajer dedi ki 3-3,5 milyon euro yıllık ücret verirseniz sizdeyiz. 3,5 da yıllık ücret. Sözleşmemizde fes edeceğiz. Şeyden kurtulacaksınız. Ne oldu biliyor musunuz? Abu Bakar daha kötü fiyatlarla Beşiktaş'a gitti. 1.1 milyon euro imza parası. Bak 1.1 imza parası dönem ortasında geldim. Bu sezonun kalanı için 1.5 milyon euro maaş. Bu sezon kaç maç gitti? Bak bu sezonun kalanı için 1.5 milyon euro. Kalan sezonlar için ise 13 şey 3.1 milyon euroluk yıllık maaş ve müsabakaya yani müsabaka başına maç başına 12 bin euro arkadaşlar. Yani ligde 34 tane maç var. 30'unda oynadığını düşünelim ya da kadroda olduğunu düşünelim. 30 kere 12 anladınız mı demek istediğimi? Yani 360 bin euro yaklaşık 3.5 milyon euroyu çıkartmış olacak yıllık. Arkadaşlar bu kadar bu paralar etmez. Ya bu paralar etmez. Bu paralar etmez. Ee, İyi de hocam bu Roma'dan daha büyük saplantı. Lan Rumayı 4.250 aldı Fenerbahçe. Belki de 4.5'a satacak. 4.5'a satsa 250.000 euro kar elde etse zarar diyecek misiniz? Hocam yıllık ücreti var. Diyeceksiniz değil mi? Lan adamın yıllık ücreti yaklaşık 3.5. Bak 1.1 ,1 gitti. 1.5'ta kalan için 1.6 milyon euro gitti Beşiktaş'ın kasasından. Kalan maçlarda 20 maçı oynadı diyelim. 20 maçta kadroda yer aldı diye. Gerçi bir Türkiye Kupası yok, Avrupa'da yok. 20 maç otomatik maç çıkamıyorlar. 10 maç, 15 maçta oynadı diyelim. Ee, ne yapar? 180 bin euro. Değil mi? 2.6 buradan da 2.7, 2.8 falan. Değer mi? Değer mi sizce onu soruyorum. Ve dediğim gibi arkadaşlar, durum bu. Peki Buruma ile ilgili başka bir şey söyleyeyim size. Adana Demirspor'da e ki Buruma'yı bize verin. 3.7 Samet'in bon servisini kırpalım. Vuruma bize kaça gelmiş oluyor? Matematiğinizi hesaplayın hocam. 4 250'yi aldığımıza göre 3 700 çıktığına göre 300 250 550 bin euroya almış oluyoruz. Vurmadan zarar 550 bin euro. Bir buçukta yıllık ücret olsa Samet'in yıllık ücreti 600 bin. üç buçuk senelik daha sözleşmem var. Ortalama 900 bin euro yılda oradan da kar var. 900 1, 800, 2, ee, 3 milyon euro oradan. Yani 2.1 milyon euro kâra bile geçmiş oluyorsun ama söz konusu Fenerbahçe olunca olmuyor. Kısa kısa birkaç tane daha duyum vereyim arkadaşlar. Ee, Hakim Ziyek Ocak ayında Chelsea'den ayrılabilirmiş Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Aklınız çalışıyorsa bu transferin gerçekleşmeyeceğini, olduğunu bilirsiniz. Ben bunu kapağa bile koymayacağım. Ee, şey yaparlar. Oste, Oster Osterwold için Fenerbahçe'ye teklifini iletti diye. Valla Parma Canı ne zaman isterse o zaman dönüş yapacak gibi duruyor ve ben size ne dedim? Yani Şubat'a doğru bu transfer gerçekleşir diye. Enner Valencia. Fenerbahçe Enner Valencia'ya 1 artı 1 yıllık sözleşmeyi teklif etti. Valencia 2 artı 1 istemiş. Bak bak bak. Bu niye biliyor musunuz? Mustafa Hoca bildi dememek için böyle yapıyorlar. 6 ay bayındırlar. Fenerbahçe henüz anlaşma sağlayamamış. Orta noktada buluşamamış. Takımdan ayrılacakmış. Külliyen yalan. ayda tamam. Valencia'da tamam. Hatta Zayt's da tamam. Aa zayt kariyerine seriyada devam etmek istiyormuş. Külliyen yalan. Külliyen yalan. Guys. Yüzde 51'di. Bugün itibariyle yüzde 60 ihtimalle Fenerbahçe'de devam. Alioski gönderilip Osterwolde ya da Agustin son alınacakmış. Agustin sonu ilk defa duyuyorum. E, ee, Agustin da hatta hakkına girmek istemiyorum. Alioski eğer sol bek alınırsa gider. Mesela Ümraniye maçında ilk 11'de Alioski başlarsa gitmiyor Alioski. Alın size subliminal direkt duyum. Bunu konuştuk. Ee, Hacı için Serdar Dursun'u istiyorlarmış. Biz Serdar Dursun'u şu an için bir yere göndermiyoruz. Gönderme fikrimiz de yok. Lemos, Nazım Sangare istedikleri yere gidebilirler ama Nazım Sangare'de gitme niyetinde değil. O da Fenerbahçe'ye çektirme niyetinde. Onu da söyleyeyim. Ee, Hacı da ilgileniyoruz. Bu arada Valencia'da 18 gol 4 asist. Böyle bir futbolcumuz var durumlar bunlar. Şimdi ben bu videonun başlığına ne koyayım? Bazı arkadaşlar diyor ki izlenme kasmak için video başlığı koyuyorsun. Bak. O Laza Solbek 1. O sayıyı konuştuk 2. O Laza'yı beklemeyin. O sayıya öyle yüksek bir teklif yok. Hena yalan 3. Atilla Salah'ı subliminal mesaj verdim aslında size. 12'ye satılırsa şey yapmayın. Çok da yüklenmeyin diye. 4. E, Altay Binder'ı söyledim. 5. Abu Bakar olayının aslını anlattım ve benim duyumun doğru çıktığını şahit oldunuz. 6, 7, artık saymayayım tek tek. Acil ait için söyledim artık ilgimiz yok. Anca sene sonu, sene sonuna kadar da ağzını açmayın. Türkiye Kupası'nda acaba düzenleme mi yapacaklar diye aslında lig maçlarının sonuçlarına benzer bir duyum verdim. Keyler Navas'ın palavrasını söyledik. Samet Akaydın olayını belirttik. Yıllık ücretinde de subliminal olarak verdiğimi düşünüyorum. Serdar Aziz'de hiçbir sıkıntı yok. Devam edecek. Belhanda'nın Galatasaray'a çark, e, şey, çark ettiğini anlattık. Mudrik olayını konuştuk. Ahmet Ercanlar'ın Fena olayındaki rolünü anlattık. Hakim Ziyem'in palavra olduğunu. Osterwold için beklemede olduğumuzu. Ali de buna bağlı olduğunu söyledik. Valencia'nın uzatacağını, Zayt'sin uzatacağını, daha, uzatmaya daha yakın olduklarını. 6 ayın uzatmaya yakın olduğunu söyledik. Yani Fenerbahçe'den bir nevi 3 transferi söyledik. Agustin Sonu. Yalan olduğunu Serdar Dursun'un bir yere gitmediğini Lemos'un da bize çektirmek istediğini söyledik. Ben şimdi ne başlık koyarsam koyayım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben ne yapayım? Ne edeyim? Ama ben size teşekkürlerimi sunuyorum. Hem bu kanalı 28.200 aboneye ki belki de siz bu videoyu izlerken 300 olacak abone sayısı. Size bağlı. Hem bu kanalı buralara getirdiniz. Hem bu kadar destek oldunuz. Hem de elinizden geleni yapıyorsunuz. Gerek beğenilerle gerek yorumlarla. Allah razı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.